Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, muhteşem, kolay ve pratik bir kek tarifim var. Borcamda yapacağınız şekilli, şekli muhteşem bir kek tarifi. Çok kolay, çok pratik ve görünce herkes şok olacak. Bir borcamda bu kadar güzel şekilli kek nasıl yapılır? Videoyu sona kadar izlemenizi rica ediyorum. Beni hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlarda yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun tarifine geçelim. İlk olarak karıştırma kabımın içerisine 3 tane yumurta ilave ediyorum. Ardından mikserle en az 3 dakika çok iyi bir şekilde böyle küpük küpük olasıya kadar çırpıyorum. Toplam 1,5 su bardağı toz şeker ekleyeceğiz. İlk olarak 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Daha sonra e, bu toz şekeri iyice çırpıyorum. Eriyip beyaz rengi olasıya kadar. Ardından kalan yarım su bardağı toz şekeri de ilave ederek hepsini bir iyice çırpıyorum küpük küpük, beyaz renk olasıya kadar yani şekerlerimin erimesi yeterli olacaktır. Şimdi sıvı malzemeleri ekliyoruz. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvıyı, ister çırpıcı ile şöyle bir karıştırın, ya da mikserle birinci devirde şöyle hafif karışması yeterli olacaktır. Çok iyi bir şekilde çırpmaya gerek yok bu aşamada. Şimdi son olarak ise unumuzu ilave edeceğiz. Toplam 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyayı bu aşamada eklemeyi unutmuşum. E, çırparken aklıma geldi. O zaman ekledim. Siz kabartma tozundan sonra mutlaka bir paket vanilya eklemeyi unutmayın. şimdi hepsini bir elek yardımıyla hepsini eliyorum. daha sonra bu aşamada artık e, mikseri kullanmaya bıraktım çırpıcı ile böyle çok iyi bir şekilde çırpıyorum görmüş olduğunuz gibi vanilyayı ekleme unutmuşum bu aşamada eklemiştim şimdi iyice çırpıyorum böyle e, pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğumuz kek harcını şöyle iki eşit parça olacak şekilde iki eşit kaseye ayırdım. Şimdi kakaolu olacak olan kasenin içerisine 2 tatlı kaşığı kakao böyle dolu dolu ve 1 fincan süt ilave ederek iyice çırpıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kek harcımız akışkanlı kıvamı aynı bu şekilde olacak ve her iki kasemiz kek yapmak için hazır. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Şöyle büyük bir borcam kullandım. İkili borcamlar satılıyor arkadaşlar. Böyle biri büyük biri küçük olan. Bu büyük olanı arkadaşlar. Büyük olan da yapacağız. Büyük olanın içerisine biraz sıvıya ekliyorum. Daha sonra hiçbir yerde kuru yer kalmayacak şekilde her yeri yağlıyorum. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir şişenin alt tabakasını, alt tabanını bir bıçak yardımıyla kestim. Daha sonra iyice yıkadım ve borcamın ortasına koyuyorum. Daha sonra bir kepçe sade kek harcından bir kepçe kakaolu olacak şekilde böyle sırayla kek harçlarımız bitesiye kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle 5 yaprak çiçek şekli meydana geliyor. Siz ister direkt böyle çiçek şeklinde pişirin, isterseniz kürdanla daha da şekillendirerek de pişirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir şişe nelere kadir, nasıl güzel bir görünüm meydana geldi. Borcamda da şekilli kekler yapılabiliyormuş. Daha farklı kek çeşitleri ve kek tarifleri için oynatma listesinden kek tarifleri Bölümüne girerek değişik kek tariflerimi görebilirsiniz. Ortaya koymuş olduğumuz şişenin alt tabakası biraz kaydı. Ama hiç önemli değil. Biz bunu kürdanla daha da şekillendirerek güzel bir görünüm ortaya çıkardım ben. Kalan harcım vardı. Onları da ilave ettim. Hepsini bitirdim. Şimdi kakao da var. Onu da ilave ediyorum. Şimdi tüm kek harcımızın hepsini boşalttık. Şimdi şöyle bir döndürüyorum ortası böyle güzel bir görünüm olsun diye böyle rüzgar gülü gibi böyle döndürdüm. Daha sonra bir bıçak yardımıyla hemen alıyorum. Daha sonra bir kürdan ile şekillendiriyorum. Siz ister direkt böyle çiçek şeklinde pişirin. isterseniz kürdana daha da böyle şekillendirerek daha da güzel bir görünüm ortaya çıkartabilirsiniz. Tercih sizin. Aynı gelecek misafirlerinize güzel sonumlu bir kek yapmak isterseniz bu kek tarifi mutlaka size göre mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben fırında 180 derece 30-35 dakika arası pişti. Siz yine fırına fırına değişkenlik gösterebilir, Kontrollü bir şekilde pişirin. Gördüğünüz gibi benim kekim pişti. ilk sıcaklığı gitti. Şimdi dilimliyorum. Ve dilimlerken de yumuşaklığını görüyordunuz arkadaşlar. pomuk gibi oldu. Gerçekten yumuşacık bir kek elde ettik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler için her zaman gönül rahatlığı deneyebileceğiniz muhteşem tarifler paylaşıyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşmış olduğum tariflerden ilk önce siz haberdar olmanız için yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tarifleri ilk önce siz haberdar olursunuz. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.